Çelikhan Çat Barajı sularının daha önce suyun olmamasından ötürü yüzen adaların %80'lik kısmı kıyılara vurmuştur. Kıyıda kalan yüzen adaların çoğu deformasyona uğradı. Bazıları da yandı. Şu an su seviyesi kar sularının erimesiyle beraber barajın yaklaşık olarak %80-85'i dolmuş durumda. Ve şu an yüzen adalar 60-70 tane iken su seviyesinin yükselmesinden dolayı 100-110'a çıkmıştır. Ve bu da bizim için çok güzeldir. İnşallah bu sene çok bereketli geçecek. Yüzen adaların bu alana sahip olduğundan ötürü gezme alanı çoğaldı. İnşallah bu halatları da indirirsek, su seviyesi yükseldiği için o halatların arkasında kalan yüzen adalar hapsi olmuş durumda. İnşallah su seviyesi tam yükseldiğinde devlet görevlileri tarafından o halatlar indirilir. O diğer içeride olan yüzen adalar da dışarı çıkar. Bu yüzen adaları yüzmesinde eskiden bunlar hep bir bütün olduğu için bunlar ortada birleştirilse deformasyona da uğramazlar, kıyıya da vurmazlar. Hepsi ortada birleştirilse, çok güzel bir mesire alanları oluşturulsa, hem turistik açısından hem de ülkemize bir gelir girdi açısından çok iyi olacağını düşünüyorum. Bunu da devlet yetkililerine özellikle ricada bulunuyorum. Böyle bir proje yaparlarsa, bu bütün yüzen adaları ortada birleştirme, öyle bir projem de var. İnşallah yüzen adalarla ilgili Yüzen Adaları Koruma ve Yaşatma Derneği kurmayı düşünüyoruz. Öyle bir dernek adı altında Turizm Bakanlığı'ndan bir destek alırsak inşallah öyle bir projeye imza atmayı düşünüyoruz. Çelikhan Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mehmet Dağdevri. Adıyaman'ın kuzeyinde Malatya ile Adıyaman arasında yer alan şirin bir ilçemiz olan Çelikhan ilçesi adeta bir cennet vatanıdır. İlçemizde bulunan Çat Barajı'nda yüzen adalarımız eşine benzerine rastlanmayan tarihi bir geçmişi bin yıllığa dayanan bu yüzen adalarımız her biri bir top sahası büyüklüğündedir. 3-4 metre kalınlıkta olup suyun üzerinde yüzen adalarımız adeta bir turizm kaynağıdır. Şu anda bu sene mevsimsel yağışların fazla olması nedeniyle su debisinin yükselip yüzen adalarımız tekrar hepsi yüzmeye başlamıştır. Barajımızda balık türü açısında çok zengin olan ve kuş türü fazlalığı nedeniyle gerçekten bir cennet vatanı olan bu barajımızda, bu ilçemizde artık yerli ve yabancı turistlerin buraya gelip ziyaret etmelerini bekliyoruz.